Merhaba arkadaşlar. Arıcılık Teknik Müdür Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen yıl yapmış olduğum stafor kullanımın kıştan çıkan videosunu geçen gün sizlerle paylaşmıştım. Bugün de kataç çıkacak nasip olursa. Geçenlerde arkadaşlar bazı arkadaşlar yorum yapmış. Arının zayıf olduğunu, kata çıkmayacağını belirtiyordu. Bakalım hep beraber durumu nedir? Kata çıkar mı çıkmaz mı? Hep beraber gözlemleyelim ve katımızı beraber atalım. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ve videodan beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, kovanımızı açıyoruz. Bugünlerden 30 Mart. Pazartesi. 2020. Bakalım kovanımızın durumu nedir? Hep beraber açıp inceleyelim. Geçen hafta arkadaşımın biri zayıf diye yorum yapmıştı. Görüldüğü gibi gayet durumu güzel. Üstüne basa basa söylemek istiyorum. Kovanımın altı komple açık. Her tarafı stafor. Alüminyum kaplı. Bu ikinci senesi. Evet. Bu son çıtanın durumu. Yukarıda bal var. Aşağıda polen var. Görüldüğü üzere. Hatta anarımız son çıtaya kadar yumurta atmış. Bunu şöyle kenara alayım. Evet. Görüldüğü gibi komple kapalı yavru ve larvalar mevcut. Bunu üst kata almak istiyorum. Arkası da aynı şekilde. Açayım biraz. Evet. Bunda da aynı şekilde larvalar mevcut. Arı iyice sıkışmış. Bir sonraki çıta daha şey gibi, daha dolu gibi onu alayım. Ben haftada bir kere bakabiliyorum arılarıma. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Görüldüğü gibi komple polen doldurmuş. İyice sıkışmış artık. Bunu da üst kat alayım ben. Evet. Aşağıda sahte ana meyveleri var. Arı sıkıştığı için içlerinde yumurta yok. Sahte ana meyvesi yapıyor. Evet. Görüldüğü gibi arkası da komple dolu. Evet. Üstte de bakayım. Bunlar eski ana. 2 yıllık anamız bunlar. Nasip olsa bu sene değiştireceğim. Geçen sene değiştiremedim. Aslında her yıl değiştirmekte fayda var ama bu ikinci sezonu komple
doldurmuş. Aç olan yerlere günlük yumurta. Bahardan sonra, yani yaklaşık 2 ay sonra bunun anasını değiştireceğiz artık. Bunu da bırakayım burada. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Dediğim gibi kovanımın tabanı komple açık. Önceki videolarda göstermiştim. Hatta yapılışı da var. Geriye dönük videolarımdan seyredebilirsiniz merak eden arkadaşlar. Kenar çıtasında alıyorum. Hazırlamış olduğum temel petiği 9'a koyuyorum. Arkadaşım zayıf diye yorum yapmıştı bu kovanıma. Hiç de zayıf gözükmüyor. Yorumu size ait. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü bizim buralarda ancak yeni yıl uyanıyor. Durum bu. İkiye de koyacağız temel piteğimizi. Normal kat atma işlemi uyguluyoruz. Şerbetlinin altına da bakmak istiyorum. Evet. Artık dalak örmeye başlamışlar. Ve hatta buralara şerbet, karışık bal yerleştirmeye başlamışlar. Son çıtada şey var mı acaba? Yavru var mı? Evet, komple bal. Arka tarafında aynı şekilde komple bal var. Yavrularım bir önce gençlesin diye burada bu bal stoğunun önüne koyuyorum temel peteğimi. Zaten bunu 2 güne kabartır bunlar. Normalde şerbetin yana koyuyordum. Bunu da bu şekilde koydum. 2 gün sonra zaten bunu alırız buradan. Kata tekrar kovan çıkartırız. Şey, petek çıkartırız kata tekrar. Evet, durum bu. Katımıza koyabiliriz. Normalde şerbet vermem gerekiyordu. Şerbet yapmadım bugün. İlerleyen günlerde şerbet yaparım. Ona göre veririz şerbetini. Evet. Görüldüğü gibi kabartılmış petek. 2 tane yavrulu petek çıta yukarıya aldık. Görüldüğü gibi. Buraya da koyduk. Bu da çıkmak üzere olan yavruların mevcut yoğunluk. Evet. Bu da geçen sene kalma ballı çerçevemiz. Ara hemen sardı zaten. Üst kata çıktı artık. Önümüzdeki günlerde doğanın durumuna göre anamız da çıkar üst kata. 2 güne kalmaz. Yani 2-3 güne 2 temel petek daha gireriz buna. 10 çıtaya dolduruncaya kadar temel petek girmeye devam ediyoruz. Kabartabildiğimiz kadar temel petek kabarttırmamız lazım bu mevsimde. Sonra ana rızgarasını koyacağız. Ve ondan sonra ana rızgarasından sonra
bölme yapacağız. Bölmeyi de göstereceğim ben size. Arının bala yürümesi için bölme yapmayı düşünüyorum. İkişer çıta, ikişer çıta. Evet, işlemimiz artık bitti. Bölme tahtamızı koyup arımızı kesinlikle şey yapmıyoruz. Gevşek bırakmıyoruz. Çünkü havalar geceleri serin. Ondan sonra acaba çuvalımız da hazır. Çuvalımızı da Z şeklinde kaplıyoruz. Örtü naylonumuzu yerleştirip kapağımızı kapatıyoruz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Dostça kalın. Arı sevdalarına selam olsun.